Herkese selamlar. Bugün köklendirme tozu hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Ben köklendirme tozu olarak İBA aldım. Yani indol butirik asit. Umarım yanlış söylememişimdir. Şöyle bir şey de gelmekte. Benim aldığım ürün 1 gram toz halinde. Bunun hazırlanması için %98 etil alkol. Şöyle saf suyumuz. Karıştırmak için kabımız. Şırıngamız ve bu hazırladığımız karışımı saklamak için şöyle şeffaf olmayan bir şişemiz var buzdolabında saklamak için. Şöyle belirteyim, 1 gramlık toz iba için, toz köklendirici için 125 mililitre %98'lik etil alkol ve 125 mililitre de saf su gerekli. İlk olarak etil alkolümüzden 125 mililitre alıyoruz. Ben şöyle bir tane enjektör kullanıyorum. Şöyle 50 mililitre. Bu hazırladığımız içerik odunsu çilikler için, yani incir, asma, elma gibi bitkiler için. Bu hazırladığımız karışımı diğer bitkilerde kullanmamak gerekli. Şöyle de 25 mm, yani 125 mililitrelik saf alkolümüzü ekledik. Onu kaldırıyoruz şöyle. Toz ibamızı da karışımın içine boşaltıyoruz. Daha sonra güzelce karıştırıyoruz. Burada tozumuzun iyice erimesi gerekli. Şu an köklendirici tozumuz iyice eridi. Daha sonra saf suyumuz vardı. Saf sudan da 125 mililitre alıyoruz. Bunun saf su olmasına dikkat edin. Çünkü diğer kaynaklarda da özellikle saf su belirtilmiş. Şöyle 50, 100. Ve 125. Yine tekrardan iyice çalkalıyoruz. Şu an karışımımız hazır. Şöyle de göstereyim. Toplamda 250 mililitre karışımımız elde etmiş oldu. Bu karışımı saklamak için şöyle bir kap kullanıyoruz. Bu karışımın ortalama, yanılmıyorsam, 2000 çelik köklendirmek yapmam mümkün. Şöyle karışımımızı boşalttık. Bu karışımı kullanmak için şöyle bir yöntem uyguluyoruz. Bende şöyle ufak bir kap var. Normalde bu kabın daha büyük olması gerekli. Şöyle ufak bir kaba 1 ila 1,5 santim hazırladığımız karışımdan koyuyoruz. Daha sonra çeliklerimizi alıyoruz. Şöyle 5 saniye kadar dip kısımlarını suyun içinde bekletiyoruz. Beklettikten sonra çeliklerimiz hazır, direkt
toprağa gömebiliriz. Köklenme tozu hazırlaması bu şekildeydi. Şunu da belirteyim, bu hazırladığımız karışımı mümkün olduğunca çabuk bitirmemiz gerekli. Ve şöyle burada bırakmamız lazım. Direkt bir buzdolabına koymakta fayda var. Bugün bu kadar. İleriki videolarda görüşmek dileğiyle.